Sayfa görünümü. Bu derste Word'de sayfanın nasıl görüntülenebileceğini öğreneceğiz. Oldukça önemli bir ders olacak. Özellikle göstereceğim bir noktada. Şimdi giriş sekmesindeyim. Daha sonra görünüm sekmesine tıklıyorum. Daima burada olacağız görünüm sekmesinde. Varsayılan olarak daima yazdırma düzeninde görüntülenir. Eğer görünümlerden okuma modunu seçersem artık Word belgesi okuma modunda gösterilecektir. Çıkmak için çarpı tuşuna basabilirsiniz ya da ESC'ye basabilirsiniz ki ben ESC'ye basmanızı tavsiye ederim Escape tuşuna. Bir de web düzeni adlı yeni bir görünüm modu da var. Bu da webde nasıl görüntüleneceğini gösteriyor. Fakat bu çok nadir kullanılıyor. İki tane görüntülenme modu var diyeyim, görünüm modu var diyeyim. Biri okuma modu, diğeri de yazdırma modu. Ki bunlara eğer örneğin giriş sekmesindeyim. Kısa yoldan ulaşmak istiyorsanız sayfanızın sağ altında görüyorsunuz. Okuma moduna tıkladığınızda okuma moduna geçer, yazdırma düzenine geçer ya da web görünümüne geçer. Ve 2019 ile gelen oldukça güzel bir görünüm modu daha var. O da odak. Odağa tıkladığınız zaman sağ altta sadece yazdırmak istediğiniz alanlara odaklanıyorsunuz da farklı hiçbir şey size göstermiyor. Bu şekilde odaklanmak istediğinizde örneğin bir kitap yazabilirsiniz, bir hikaye yazabilirsiniz, bir ödev yazabilirsiniz. Sizin dikkatinizin dağılmasını istemiyorsanız daima odakta kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir görünüm modu odak. Yine kapatmak için çarpıya bastım. Sanırım çarpıya basmıyormuşum, özür dilerim. Escape tuşuna basıyorum. Escape tuşuyla odaktan çıktım. Yine görünümde odağı tam ekran bölmesinde görebilirsiniz. Tıkladığım zaman odağa geçecektir. Görüyorsunuz oldukça güzel. Escape ile çıktım. Bu arada hemen şöyle tekrar tıklayayım. Çıkmak için sanırım şu tuşa basmamız gerekiyor. Aşağı yükle dedi. Tekrar tam ekran yaptım. Bu değilmiş. Ve yine sayfa hareketleri var. Dikeyde mi insin? Sayfa kitap sayfası olarak mı geçsin şeklinde gitmesini gösteriyorsunuz ki bu çok nadir kullanılıyor. Hatta ben şu ana kadar hiç kullanmadım. Daima dikeyde tutuyorum. Ve bilmemiz gereken önemli bir bölme daha var. O da göster bölmesi. Eğer cetveli görmek istiyorsak cetvel kutucuğunu seçmeliyiz. Bu şekilde artık cetvelimiz gelecektir ki zaten kenar boşluklarından hatırlarsınız. Ve bu şekilde de paragrafın nereden başlamasını istiyorsanız, örneğin Ctrl A diyeyim, hepsini seçeyim. Daha sonra belgenin sınırlandırmalarını buradan ayarlayabilirsiniz. İsterseniz tek de seçebilirsiniz. Görüyorsunuz paragrafların nasıl başlamasını istiyorsanız. Hatta yine şöyle Ctrl A diyeyim ve paragraflara bir boşluk vermek istiyorsanız paragraf başlıklarına sadece bu üsttekini seçmeniz yeterli üsttekini. Yine cetveli kapattım. Kılavuz çizgileri var. Kılavuz çizgileri de genelde şekil kullandığımız zaman işe yarıyor. Sayfada nerede olduğunu hizalamalarda işimize yarayan. Fakat yine nadir kullanılan bir özellik. Ve gezinti bölmesi var. Buna değinmiştik zaten. Gezinti bölmesine tıkladığımız zaman eğer başlıklarımız varsa ki giriş sekmesinde hatırlarsanız başlıklarımız vardı. Gezinti bölmesini kullanabiliriz. Bu şekilde küçük bir içindekiler sayfası oluşturabiliriz. Sayfaları görebiliriz. Sonuçları görebiliriz. Sonuçlar ne işe yarıyor? Burada belgede bir arama yaptığımız zaman örneğin video yazıyorum. Enter'a bastım. Sonuçlardan 20 adet sonuç görebilirim ve video kelimesi geçen tüm yerlere tek tıklamayla gidebilirim. Hatta şöyle alttan seçeyim. Bir alttaki sayfada videonun geçtiği yere gidebilirim ki gezinti bölmesi de bu işe yarıyor. Yine yakınlaştır ayarlarımız var. Hemen en üste çıkıyorum. Yakınlaştır dediğim zaman ne kadar yakınlaştırmam gerektiğini soruyor. Örneğin tüm sayfa dersem tüm sayfanın olduğu kadar bir yakınlaştırma yapacak. Hatta uzaklaştırma da diyebiliriz. Metin genişliği dersem metin genişliği ne kadarsa o şekilde bir yakınlaştırma yapacak. Şöyle biraz ortalıyorum. Gördüğünüz gibi metin genişliği kadar bir yakınlaştırma yaptı. Ben yine buraları çok kullanmıyorum. Sayfa genişliğinde tutmanızda fayda var ve %100'de olması gerekiyor. Hemen buradan değiştirdim. Görüyorsunuz sağ altta da yakınlaştırla ilgili kısa yollarımız var ki bunlara tıkladığımız zaman yine yakınlaştır penceresi açılacaktır. Ve yakınlaştırda örneğin
şu şekilde kullanıyoruz. %100'e getirmek için yakınlaştır bölmesine görünüm sekmesini unutmayın. %100'e tıklamamız yeterli. Bu şekilde %100'e gelecektir. Fakat farklı bir sekmedeysek, örneğin giriş sekmesindeyiz. Tıkladık, %100 yapmak istiyoruz. Sadece bunu seçip tamam dememiz yeterli. Ya da farklı bir büyüklükte ise tek tek böyle ilerletip %100 yapabiliriz. Yine görünüm sekmesine geldim. Şimdi anlatacağım, videonun başında da demiştim. Çok önemli bir konu. Örneğin biz bir Word belgesini açtığımızda bazen bu şekilde çift sayfa olarak görüntülenmektedir. Oldukça sinir bozucu bir özelliktir. Eğer biz tek sayfada görüntülenmesini istiyorsak görünüm sekmesine geliyoruz ve daha sonra bir sayfa diyoruz ve artık sayfamız tek sayfa halinde gösterilecektir. Hatta %100 seçip görünümünü %100 olarak değiştirebilirsiniz. Yine sayfa genişliği olarak burada da bir görünüm modu var. Ben yine %100 yaptım. %100'e döndüm. Ve pencere bölmesine bakalım. Pencere bölmesinde niçin kullanırız? Genellikle Word belgeli iki Word belgesini karşılaştırmak için. Fakat bu iki Word belgesi de aynı belge. Örneğin masaüstüne dönüyorum şu an. Sayfa görünümü diye bir tane daha kopyaladım. Bunda değişiklik yapacağım. Bu da kopyası kapı yazıyor altta, görüyorsunuz. Fakat şimdi bunu kullanmayacağız. Ben hemen göstereyim. Yeni pencere diyorum. Altta dikkat ederseniz sayfa görünümü 1 ve sayfa görünümü 2 olmak üzere 2 tane pencere, düzeltiyorum, Word belgesi geldi. Daha sonra tümünü yerleştir dersem alt ve üst olarak gelmektedir. Fakat bu şekilde kullanmayacağız. Hemen şöyle tam ekran yapayım. Diğerine de tam ekran yapayım. Tekrar masaüstüme döndüm. İlk sayfa görünümüne geldim. Sol tuşa basılı tutuyorum. Sürükleyip bırakacağım. Sol tarafa sürükleyip bırakıyorum. Görüyorsunuz sol tarafta bir tane yuvarlak bir efekt geliyor. Bıraktığım zaman faremi sol tarafta yarısını kapladığını görebilirsiniz ekranın. Daha sonra sayfa görünümü 2'yi seçtiğim zaman da sayfa görünümü 2 olacaktır. Burada bir deneme yaparsam hemen aynısı burada da işleyecektir. Fakat şöyle altlara gidip farklı bir yerden bir şey yazmak istiyorsam örneğin buradan kullanabilirim. Size biraz önce söylediğim, şöyle tekrar göstereyim, tekrar yapıştırayım. Kopyalayıp yapıştırdım. Aynı. Bunu kapattım. Şimdi bunu da kapatayım. Baştan göstereyim. Kaydet dedim. Görünümü açtım. Sol tarafa sürükledim. Masaüstüme döndüm. Tekrar bunu açtım. Bunu da sağ tarafa sürüklüyorum. En başta da sayfa görünümü var. Bakalım hangisi bu kopya olan. Evet, burada yazıyor. Biraz şöyle küçülteyim. Şunu da küçülttüm. %90 yeterli. Örneğin buradaki ana verimiz. Burada da güncelleme yapmak istediğimiz bir kitap var. Buradaki değişiklikleri örneğin buraya yeni bir metin ekledim diyelim. Burada da orijinalini görebilirsiniz. Değişiklikleri buradan iki belgeyi de Word belgesinde karşılaştırıp izleyebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Tam ekran yaptım. İki tane belgeyle nasıl çalışabileceğinizi. Çok işinize yarayacak bir özellik çünkü. O yüzden tekrar gösteriyorum. Sola sürüklüyorum ve bıraktım. Zaten geldi. Buna tıkladığım zaman da diğer belgem de açılacaktır. İki tane belgeyle çalışmak istiyorsanız tek bir ekranda bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben şimdilik kopyayı kapattım. Tekrar dönelim. Görünüme geldim. Burada da böl özelliği var. Böl şu işe yarıyor. Yine aynı belgede iki tane ekran ikiye bölüyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine karşılaştırma yapmak istiyorsanız, ki Excel'de de var bu özellik, hatırlarsınız. Pencerelerde geçiş yap. Daha önce görmüştük. Eğer iki tane sayfa olsaydı hangi pencereye gitmek istiyorsak böyle geçiş yapabiliyorduk. Sayfa görünümleri bu şekilde, oldukça işinize yarayacak bir özellik. Ben şu bölmeyi kaldırayım. Bölmeyi kaldır demeniz gerekiyor böldüyseniz. Şunu özellikle tekrar belirtiyorum. Bir Word belgesini açtığınız iki tane sayfa geliyor. Fakat siz iki tane sayfa olarak görüntülenmesini istemiyorsanız, tek sayfa görüntülenmesini istediğiniz zaman görünüm sekmesine geliyorsunuz. Ve daha sonra bir sayfa diyorsunuz, ki bunu zaten son derste genel tekrarda soru olarak da belirttim. Şuna tıkladığım zaman da %100 olarak görüntülenecektir.